Herkese merhaba. Ben Muhammed Hanefi Efe. Bu videoyu bir arkadaşımızın sorusu üzerine çarpmaları anlatmak için çekiyorum. Çarpmaları dört başlık altında inceleyebiliriz. İlk çarpmamızla başlayalım. Parmağımızı tambur klavyesi üzerine yerleştirdikten sonra üçüncü parmağımızı çarpma yapacağımız perdeye dokunduruyoruz. Tel üzerine dokunuyor. Bu çarpmada önemli olan husus şu ki mızrapla vurduğumuz esnada parmağımız kalkacak ve parmağımız perdeye klavyeyi basmayacak. Sadece dokunacak. Şu. Çarpma yapmadan önce vurduğumda duyumu şu şekilde. Çarpmayı örnekleyecek olursak. Bu şekilde bir duyumu var. Parmağımız Hüseyin'i perdesinde üçüncü parmağımız sadece dokunuyor, bastırmadan sadece bir teması var. Mızrap vuruşu anında kalkıyor. Bu çarpmamız bu şekilde. İkinci çarpmamız legato olarak da isimlendirilir. Tek bir mızrap vuruşu ardından iki ses duyulur. Aynı anda değil, sırasıyla tabii ki de. Yine örneğimi neva perdesi üzerinde vereceğim. Neva perdesine vurduktan sonra üçüncü parmağımı Hüseyin'i perdesine yerleştiriyorum. Bu şekilde bir çarpma oluşmuş oluyor. Örneklere bakalım. Hüseyin'i perdesinde yapacak olursam bu kez çarpmamı acem perdesine yapacağım. Yani mi fa duyumu olacak. Nevada tekrar. Bu çarpmanın örneklerine bakalım. Hızlı yapacak olursak. Tabii ki örnekleri çoğaltabiliriz. Üçüncü çarpmamıza geçecek olursak. Bu çarpma ilk çarpmaya da benziyor. Ama tabii ki farkı var. Çift mızraptan oluşan bir çarpma. Yine örneği re neva perdesi üzerinden vereceğim. Neva perdesine birinci parmağımı koydum. İkinci parmağımı da Hüseyin'i perdesine koydum. Alt üst mızrap vuruşuyla çarpmayı gerçekleştireceğim. Şu şekilde. İlk çarpmamızda parmağımız yine Hüseyin'i perdesindeydi, çarpma yapacağımız parmağımız. Neva perdesinde de birinci parmağımız vardı. Onda tek vuruşla bir çarpma elde ediyorduk şu şekilde. Hüseyin'i perdesi çok fazla duyulmuyor. Onun özelliği öyle, bu şekilde. Üçüncü çarpmamızda ise çift mızrap var ve Hüseyin'i perdesi net olarak duyuluyor. Yani örnek olarak Hüseyin'i ve Neva perdesinde kullanıyorum. Hüseyin'i perdesinde yapacak olursak fa mi şeklinde. Thank you.
çoğaltabiliriz. Son çarpmamıza geçelim. Sonuncu çarpmamız toplamda 5 mızrap vuruşundan oluşan bir çarpma. Bu çarpmayı öncelikle tek perde üzerinde örnekleyelim. Şu anda rast perdesi üzerinde örneğimi vereceğim. Toplamda 5 mızrap vuruşundan oluşan bir çarpma. Örneklerimize bakalım. Mi, fa, mi, re, mi yapmış oluyoruz bu çarpmayla. Re, mi, re, do, re yapmış oluyoruz. Do yapalım. Fa, sol, fa, mi, fa yapmış oluyoruz. Bu çarpmaları eser içerisinde birbirlerine harmanlayarak kullandığımız zaman güzel bir tambur icrası ortaya çıkmış oluyor. Şimdi örnek olarak Benli Hasan Ağa'nın Rast Saz Semaisi'nin birinci hanesi ve teslimini önce çarpmasız sonra da çarpmalı halini çalayım ve nasıl bir duyum farkı oluştuğunu birlikte görelim. Bir de çarpmalı halini dinleyelim. Tabii ki eser içerisinde çarpmalar daha farklı kullanılabilir, yerleri değişebilir. Bu icracının icra şekline kalmış bir şeydir. Tamburda çarpmaları bu şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Tamburla ilgili olabilir, Türk müziği ile ilgili olabilir. Her türlü sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.
mail atabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından ulaştırabilirsiniz. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.